Eğer hak, onların istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız, gökler, yer ve bunların içinde olan herkes bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Şu anda siz bu filmi seyrederken pek çok insan eziyet görüyor. Bazıları açlıkla pençeleşiyor. Kimisi küçük yaşta çalışmak zorunda. Kimisi ise evinden, ailesinden, çocuklarından koparılmış, yurdundan sürülmüş durumda. Hemen her gün gazetelerde, televizyonlarda bu insanların görüntüleri yayınlanır. Ama çoğu insan okuduğu gazetenin sayfalarını çevirince veya seyrettiği kanalı değiştirince bu insanların varlığını unutur. Tüm dünya bu şekilde umursuz davrandığı sürece yeryüzünde haksızlık ve acı hiç bitmeyecektir. Çözüm, insanlara karşılıksız olarak yardım etmeyi amaçlayan bir vicdan anlayışıdır. Bu vicdan anlayışının tek kaynağı ise dindir. Samimi olarak dine inanan insanlar, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için fedakarlıkta bulunup, diğer insanlara yardım elini uzatabilirler. Bu güzel ahlak modeline sahip olan müminleri Allah Kur'an'da şöyle anlatır. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Allah'ın insanlar için seçtiği ahlak, sevgiyi, merhameti ve özveriyi gerektirir. İnsanlık ancak bu ahlak modelini benimsediği zaman gerçek adalet ve barışa kavuşabilir. Aksi takdirde dünya haksızlıklar ve adaletsizliklerle dolacaktır. Bugün olduğu gibi.
Günümüzde siyaset, bazı insanlar için bir hizmet alanı olmaktan çıkmış, çıkara dayalı bir iş koluna dönüşmüştür. Amaç, sadece makam elde etmek ve bu makamı her ne pahasına olursa olsun korumaktır. Ve daha da yükselmek. Böyle düşünen bir insan, hedefine ulaşmak için her türlü ikiyüzlülük ve hileye başvurabilir. Halka hizmet bir yana, halkın hakkını yemekten hiç çekinmez. Diktayla yönetilen pek çok ülkede durum çok daha vahimdir. Halk çok büyük bir sefalet içinde yaşar, açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele eder ama baştaki yöneticiler çok büyük bir sefaat sürerler. 1997 yılında ölen Zaire diktatörü Mobutu gibi. Mobutu, kendisi için özel uçağıyla her ay Fransa'dan kuaförünü getirtirken, halkı tek bir ekmek için çatışmalara giriyordu. Mobutu, ülkesinin tüm yeraltı ve elmas kaynaklarını kendi üzerine geçirmiş, fakat açlık ve sefalet içinde yaşayan halkını görmezlikten gelmişti. Mobutu gibi zalimler, dinsizliğin insanın vicdanını nasıl köreltebildiğinin örnekleridir. Allah bir Kur'an ayetinde bu zalimler hakkında şöyle buyurur. O, iş başına geçti mi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allahsa bozgunculuğu sevmez. Tüm bu çarpık anlayışın, ahlaksızlıkların asıl nedeni dinin yaşanmamasıdır. İnsanlar Allah'tan korkmadıkları için adaletli, merhametli ve vicdanlı davranmazlar. Ahirette hesap vereceklerini anlamazlıktan geldikleri için her türlü zulmü ve ahlaksızlığı yapabilirler. Bu nedenlidir ki yeryüzündeki haksızlıkların çözümü Kur'an ahlakıdır. Kök karıştırarak yaşamını sürdürenler.